Alex ve Steve çok iyi iki arkadaştı. Minecraft'ta birlikte keşfetmeyi ve inşa etmeyi çok seviyorlardı. Bir gün arkadaşları Zulu'dan bir mesaj aldılar. Hey Alex, Steve, Koşan bir adında yeni bir gezegen keşfettim. Bu yeni dünyayı keşfetmek için bana katılmanızı istiyorum. Zulu, bir uzay istasyonunda yaşayan parlak bir mucitti. Yolculukta ona sevimli bir balçık yaratığı ve Zulu'nun sadık arkadaşı Glob da eşlik ediyordu. Glob, mutlu ciyaklamalar ve sallanan hareketlerle iletişim kuruyor, her zaman yüzlerini güldürüyordu. Dört arkadaş, bu büyük maceraya birlikte atılmak için çok heyecanlıydı. Bu harika olacak. Koçan birin bizim için neler sakladığını görmek için sabırsızlanıyorum. Alex cesareti ve becerikliliğiyle biliniyordu. Steve gücü ve kararlılığıyla ünlüydü. Zulu, yaratıcılığı ve sonsuz merakıyla operasyonlarının beyniydi. Ve Glob, bulaşıcı iyimserliğiyle morallerini yüksek tutuyordu. Birlikte karşılarına çıkan her türlü zorluğun üstesinden gelmeye hazır, zorlu bir ekip oluşturdular. Her şeye hazırlıklı olduğumuzdan emin olalım. Koçan bir hakkında elimizden gelen her şeyi öğrenmemiz ve yaşamı destekleyip destekleyemeyeceğini görmemiz gerekiyor. Görevleri Koçan bire ulaşmak ve onun hakkında mümkün olduğunca çok şey öğrenmekti. Sırlarını keşfetmek ve yaşamı destekleyip destekleyemeyeceğini görmek istediler. Arkadaşlar Zulu'nun garip ve harika cihazlarla dolu atölyesinde toplandılar. Odanın ortasında uzay gemileri duruyordu. Ona dostluk uçanı adını vermişlerdi. Onu inşa etmek haftalarca süren sıkı bir çalışma gerektirmişti. Hepsi yardım etmişti. İhtiyacımız olan tüm değerli kaynakları ben topladım. Steve, etkileyici gücüyle gövdenin yolculuğa dayanacak kadar güçlü olmasını sağlayarak dikkatlice bir araya getirmişti. Zulu, motoru ve navigasyon sistemini yapmıştı. Glob ise herkesi saçma hareketleriyle eğlendirmişti. Dostluk uçanı, ekip çalışmaları ve arkadaşlıklarının bir kanıtıydı. Ortak hayallerinin ve birbirlerine olan inançlarının bir simgesiydi. Kokpit, yanıp sönen ışıklar ve karmaşık kontrollerle parlıyordu. Maceraları için hazırdı. Geminin her köşesi, özverilerini ve paylaştıkları güçlü bağı anlatıyordu. Başardık ekip. Dostluk uçanımız bizi Koçan 1'e götürmeye hazır. Arkadaşlar yarattıkları şeyle gurur duyuyorlardı. Koçan 1'e yolculuk harikalıklarla doluydu. Arkadaşlar, uzay gemisinin lombozlarından uzay uçsuz bucaksız genişliğine baktılar. Parıldayan yıldızlara ve uzak galaksilere hayran kaldılar. Hikayeler ve kahkahalar paylaşarak birbirlerinin arkadaşlığından keyif aldılar. Ancak yolculukları zorluklardan uzak değildi. Özellikle yoğun bir asteroid alanından geçerlerken felaket vurdu. Dikkat edin, o asteroid bize doğru geliyor. Büyük bir asteroid dostluk uçanına çarptı. Gemi şiddetle sallandı. Uyarı ışıkları uğursuzca yanıp sönüyordu. Motor hasar gördü. Hemen tamir etmemiz gerekiyor. Yoksa burada mahsur kalacağız. Steve harekete geçti. Hasarlı motor parçalarını bir arada tutmak için inanılmaz gücünü kullandı. Bu arada çevik Alex gerekli alet ve malzemeleri topladı. Her zaman becerikli bir mucit olan Zulu, karmaşık onarım sürecinde onları yönlendirdi. Korkmuş olmasına rağmen Glob, gergin durumdaki çok ihtiyaç duyulan mizah dozunu sağlayarak onların hareketlerini taklit etti. Birlikte her geçen an bağları güçlenerek motoru tamir etmek için yorulmak bilmeden çalıştılar. Sanki bir sonsuzluk gibi gelen bir sürenin ardından dostluk uçanını tamir etmeyi başardılar. Yorgun ama rahatlamışlardı. Bir mola vermeye ve özel bir ikramın tadını çıkarmaya karar verdiler. En sevdiğimiz uzay atıştırmalıklarıyla dolu bir piknik sepeti hazırladım. Biraz rahatlayalım. Vay canına Zulu, bu harika. Şu kozmik kurabiyelere ve bulutsu nektarına bakın. Milyarlarca yıldızın nefes kesen fonuyla çevrili uzay gemisinin rahat bir köşesinde toplandılar. Bu manzara inanılmaz. Sanki yıldızların altında piknik yapıyoruz. Kozmik kurabiyeler yerken ve bulutsu nektar yudumlarken hikayeler ve kahkahalar paylaştılar. Sallanan dans hareketlerime bakın. Glob doğasına uygun olarak sevinçli ciyaklamaları gemiye yayılırken sallanan dans hareketleriyle onları eğlendirdi.
Glop bizi nasıl güldüreceğini her zaman biliyorsun. Yanlarında iyi arkadaşlar varken uzayın uçsuz bucaksızlığı daha az ürkütücü görünüyordu. Derin bir huzur ve arkadaşlıkları için minnettarlık duygusu hissettiler. Milyonlarca yıldızdan oluşan bir gölgelik altında bu yemeği paylaşmak bağımızı gerçekten pekiştiriyor, değil mi? Milyonlarca yıldızdan oluşan bir gölgelik altında bu yemeği paylaşmak bağlarını daha da güçlendirdi. Yolculuklarına devam ederlerken, fungoidler adı verilen dost canlısı bir grup uzaylıyla karşılaştılar. Fungoidler, büyük meraklı gözleri ve nazik gülümsemeleri olan mantar benzeri yaratıklardı. Onlara bakın, çok benzersiz ve arkadaş canlısı görünüyorlar. Gezegenleri zil, parlayan flora ve fauna ile dolu canlı bir dünyaydı. Fungoidler, kültürlerini paylaşmaya ve başka bir dünyadan gelen ziyaretçilerini tanımaya hevesli bir şekilde arkadaşlarını kucak açarak karşıladılar. Zile hoş geldiniz. Sizi burada gördüğümüze çok sevindik. Alex ve Steve, fungoidlerin benzersiz yaşam tarzına hayran kaldılar. Doğayla simbiyotik ilişkileri gerçekten büyüleyici. Doğayla simbiyotik ilişkilerini ve barışçıl geleneklerini öğrendiler. Ve teknolojileri, biyolüminesans ile çalışıyor. İnanılmaz. Zulu, biyolüminesans ile çalışan gelişmiş teknolojilerine hayran kalmıştı. Hadi oynayalım. Her zaman yeni arkadaşlar edinmeye hevesli olan Glop, kısa sürede fungoid çocuklarla canlı bir oyuna dalmıştı. Bu karşılaşma, çeşitlilik ve kabullenme konusunda çok değerli bir ders. Fungoidlerle karşılaşmak, çeşitlilik ve kabullenme konusunda değerli bir dersti. Görünüş ve gelenekler açısından farklı olsalar da ortak bir dili paylaştıklarını öğrendiler. Dostluk. Başka birçok maceranın ardından Alex, Steve, Zulu ve Glop sonunda Koçanbir'e ulaştılar. Gezegen hayal ettiklerinden bile daha muhteşemdi. Şu yükselen şelalelere ve kristal berraklığındaki göllere bakın. Rüya gibi. Burası yükselen şelalelerin, kristal berraklığındaki göllerin ve yemyeşil ormanların dünyasıydı. Haftalarca onun çeşitli ekosistemlerini keşfederek, bulgularını belgeleyerek ve örnekler toplayarak geçirdiler. Bu gezegenin her köşesi yeni ve harika bir şey barındırıyor. Garip ve harika yaratıklar keşfettiler. Bazıları dost canlısıydı, bazıları ise biraz utangaçtı. Burası keşiflerin bir hazinesi. Keşifleri boyunca arkadaşlıkları gelişmeye devam etti. Görevlerinin hem zorluklarını hem de ödüllerini paylaşarak iyi günde kötü günde birbirlerini desteklediler. Birlikte her şeyin üstesinden gelebiliriz. Ne gibi engellerle karşılaşırlarsa karşılaşsınlar, bağlarının ve birlikte çalışma yeteneklerinin onları her zaman zafere ulaştıracağını öğrendiler. Sonunda eve dönmeye hazırlanırken, arkadaşlar hüzünlenmekten kendilerini alamadılar. Birlikte çok şey paylaşmışlar ve ömür boyu sürecek anılar yaratmışlardı. Böyle inanılmaz bir maceraya veda etmek zor. Dostluk uçanına binerlerken, maceralarının sona erebileceğini biliyorlardı. Ancak arkadaşlıklarının zamanla daha da güçleneceğini de biliyorlardı. Koçanbir'e yaptığımız yolculuk sadece keşifle ilgili değildi. Dostluğun gücünün bir kanıtıydı. Koçanbir'e yaptıkları yolculuk sadece keşifle ilgili değildi. Dostluğun gücünün bir kanıtıydı. Ekip çalışması, anlayış ve karşılıklı destekle her türlü engelin üstesinden gelebilir ve her şeyi başarabiliriz. Ekip çalışması, anlayış ve karşılıklı destekle akıllarına koydukları her türlü engelin üstesinden gelebileceklerini ve her şeyi başarabileceklerini öğrenmişlerdi. Bağımız geri getirdiğimiz en değerli hazine. Konsolun yumuşak ışığıyla aydınlanan yüzleriyle birbirlerine baktıklarında bağlarının yolculuklarından geri getirdikleri en değerli hazine olduğunu biliyorlardı. Maceraları, paylaşılan deneyimlerle kurulan derin bağı vurguluyor. Karşılaştıkları zorluklar, keşif sevinci ve işbirliği ruhu, dostluğun gerçekten de evrensel bir dil olduğunu kanıtlayarak bağlarını pekiştirdi.